Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı gözleme tarifini sizler için hazırladım. Evet, gözleme sevmeyen yoktur sanırım. Her çeşit yapılabiliyor iç harcı ile. Ben gözlemeyi en çok peynirli ve ıspanaklı seviyorum. Dilerseniz patatesli yapabilirsiniz, patlıcanlı, sebzeli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz. Birçok çeşit alternatifte bu tarifi uygulayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: 1 yaş maya, 1,5 kilo un, 1,5 yemek kaşık şeker, 1 yemek kaşık tuz, yaklaşık 3 bardak ılık su. Suyu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz arkadaşlar. Ispanak harcımız için yarım kilo ıspanak, 2 soğan, 3 yumurta, 1 kalıp beyaz peynir, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve zeytinyağı. Evet, şimdi hamurumuzun yapılışı. Mayamızı 1 yemek kaşık şeker ve 1 bardak ılık su ile eritelim. Erittikten sonra geri kalan 1 bardak suyu da tekrar ilave edelim. Tuzumuzu, unu ilave ettikten sonra diğer kalan 3. bardak suyumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşak, böyle çok katı olmayan, çok da cıvık olmayan bir hamur elde edelim. Ben hamurumu arkadaşlar mutfak robotumda yoğurdum. Sizler dilerseniz elinizle ya da mikserde yoğurabilirsiniz. Daha sonra mutfak robotumdan hamurumu böyle büyük bir kabımın içerisine boşalttım. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde, yumuşak oldukça. Ve 3 bardak sudan bu kadarcık su arttı arkadaşlar. Dediğim gibi hemen ilave etmeyin. O kadarcık su bile hamurumuzun kıvamını çok daha cıvık yapabilir. Böyle bir poşet kapattım üzerine ve mayalanmaya bıraktım. Ben evimin işini yaparken bu esnada hamurum çok güzel mayalanmış 1 saat içerisinde. Mayalanan hamurumu şimdi bezeler yapacağım ve gözlememi yapmaya başlayacağım. Gözlememizin çok ince olmasını isterseniz bezemizi küçük tutacağız arkadaşlar. Ben gözlemeyi çok ince seviyorum. Bunun için bezelerimi oldukça küçük yapmaya çalıştım. Bezelerimin büyüklüğü yaklaşık bir küçük mandalina büyüklüğündeydi. Eğer yapmış olduğunuz gözlemeleri saçta pişirecekseniz arkadaşlar, o zaman beze miktarını biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ama ben gözlemeleri sileks tavada pişirdim. Bu nedenden dolayı onun büyüklüğünce açmaya çalıştım. Eğer teflon tavada yapacaksanız bezeleri daha küçük tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü teflon tava daha küçük. Bu nedenden dolayı oldukça küçük almaya bezelerinizi çalışın arkadaşlar. Evet, bezelerimizi yaptık. Şimdi bezelerimiz dinlenirken şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Ispanakları güzelce yıkayalım ve fazla suyunu alması için bu şekilde ben temiz bir beze sardım. 2 tane soğanı ince yemeklik doğradım. Evet, baby ıspanaklarımı da çok ince olmayacak şekilde iri iri doğradım. Doğramış olduğum soğanları böyle bir kabıma aldım. Daha sonra ıspanakları da kabıma aktardım. 3 tane yumurta kırdım. Ben ıspanak böreğini yumurtalı seviyorum. Güzel oluyor. 1 tane kalıp beyaz peyniri de içerisine ovaladım. Tuz, kırmızı toz biber, biraz karabiber ve zeytinyağı serperek güzelce harcımı harmanladım. Hiçbir şekilde arkadaşlar ön pişirme, tavada kavurma yapmıyoruz. Hepsini çiğden yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ve tuzunu arkadaşlar hemen yapacağınızda, gözlemeyi hemen yapacağınızda ilave edin. Aksi takdirde salata gibi sulanmaya başlar. Evet, güzelce harmanladıktan sonra harcımız artık gözleme yapmak için hazırdır.
bezelerimizi açacağız arkadaşlar. Merdane ile. Oldukça büyük ve ince açmaya çalışalım. Eğer bezelerimiz dinlendiyse açma işlemi daha bir kolay olacaktır. Bu kadar incelik yeterli. Çünkü daha çok açarsam bu sefer tavamıza sığmayacak, pişmesi için sorun olacak. İç harcımızdan da bolca koyalım. Ve börek kapatır gibi kapatalım diğer hamurumuzu üzerine. Üzerine bastıralım. Kenarlarını bastırarak kapatalım. Harcımız çıkmasın içinden diye. Pişireceğimiz tavamızı önceden ısıtalım arkadaşlar. Ben sileks tavada pişirdim. Sileks tavamı en yüksek dereceye açtım ve ısıttım. Böreğimi hemen pişirmeye koydum ve ikinci böreğimi de aynı şekilde açmaya çalıştım. İkinci böreğimi de yaptıktan sonra ikişerli olarak sileks tavamda gözlemelerimi pişirdim. Size bir soru sorayım. Gözlemeyi en çok hangi iç harcıyla seversiniz? Ben en çok dediğim gibi ıspanaklı seviyorum. Kıymalı da çok güzel oluyor. Kıymalı da sık sık yaptığım gözlemeler arasında geliyor. Patates de güzel olur. Patlıcan ve sebzeli de güzel oluyor. Sizler hangisini tercih ediyorsunuz? En çok yaptığınız ve severek yediğiniz gözleme çeşidi hangisidir? Hadi yoruma sizleri bekliyorum. Evet, bu esnada ben gözlemelerimi bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bir yandan açıyorum, bir yandan kapatıyorum, bir yandan pişiriyorum, bir yandan pişenleri yağlıyorum derken mutfakta harıl harıl bir çalışma. Evet, gördüğünüz gibi diğer kapağını da indirdim artık. Yapmış olduğum diğer gözlemimi de üzerine koydum. Daha sonra pişirmesi daha kolay oluyor. İkişerli ikişerli daha çabuk pişiyor. Evet, pişmiş olan gözlemelerimi de bu şekilde tereyağı ile yağladım. Eğer tereyağlı sevmiyorsanız hiç yağlamadan da servis tabağına alın arkadaşlar. Ve ben bu şekilde gözlemelerimi bitirdim. Gözlemeler piştikten sonra diğerleri daha bir çabuk pişiyor arkadaşlar. Artık makine tam ısındı. Sıcağında ve her attığım 1-2 dakika içerisinde pişmiş oluyor. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün ıspanaklı gözleme tarifini sizlere vermek istedim. Kanalımda farklı börek tarifleri, hamur işi tarifleri, farklı menüler, et menüleri, sos tariflerim, tatlı tarifleri, pasta tarifleri, binlerce değişik tarif bulabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Paylaştığım videolarıma beğen ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada incecik oldu gözlemem. Çok da nefis oldu. Çayla birlikte. Biz harika bir hafta sonu kahvaltısı yaptık bahçede. Evet. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızla kendinizi kanalımda gösterirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.